ETV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 11 Kasım 2024. Kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Hacı Danışment Köyü'nde 2000 fidan toprakla buluşturuldu. Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Hacı Danışment Köyü'nde Edirne Valisi Yunus Sezer'in katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Vali Sezer, yeşil alanların önemine dikkat çekti. Öncelikle bu anlamlı günde 81 ilimizde aynı programın aynı saatte düzenlenmesi gerçekten bizim açımızdan son derece mutluluk verici. Bir fidanın toprakla buluşturulması aslında toprağa bir umut, toprağa bir bereket hediye edilmesi ve gelecek kuşaklara da büyük bir mirasın temellerin atılması, mirasın bırakılması anlamına gelir. Bu manada bu önemli organizasyon için zannediyorum 5 yıldır devam ediyor. Orman teşkilatımıza, milletimiz adına ve ilimiz adına şükranlarımızı iletiyoruz. Geçen sene katılmıştı. Bu sene de Hacı Danışman Köyümüzde bu etkinliğe katılıyoruz. Burada gençlerimizin buradan 10-15 yıl sonra bu ağaçların, fidanların büyüdüğünü görmeleri bizim en büyük mutluluk ve onur kaynağımız olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Hem dinimiz açısından hem töremiz, geleneklerimiz açısından bunları anlatmaya gerek yok. Bir fidanın, bir yaşın ne anlama geldiğini herkes iyi biliyor buradakiler. Dikeceğiz, aynı zamanda da koruyacağız. Geleceğe yeşil bir Türkiye, geleceğe yeşil bir medeniyet bırakacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından fidan dikimi yapıldı. Vallahi çok iyi. Tebrik ediyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümünde Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı. Programda konuşan Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencinak'ın, Edirne'den atamıza söz veriyoruz, onun ilke ve inkılaplarını sonsuza dek yaşatacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Edirne, atasına ve cumhuriyetine bağlı kalacak, dedi. Büyük Türk milletinin bir parça olarak hukuklu güne kavuşmanın önlerin sevinçsiz ve heyecanın kimlerin. Edirne Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde Edirne halkına unutulmaz bir anma programı sundu. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük bir işler yaptık. İşlerin en büyük ebedi Türk kahramanlığı Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk'ün ideallerine bağlılık ve cumhuriyete olan inancını pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı gecede duygu dolu anlar yaşandı. İlk kez anma programı düzenleyen Edirne Belediyesi'nin bu etkinliği Atatürk Kültür Merkezi'nde geniş bir katılımla gerçekleşti. Programda Atatürk'ün hayatını ve kahramanlıklarını anlatan hologram gösterisi, sevdiği türküler ve kahramanlık hikayeleri sergilendi. Bir bulut olsa, yüreğim yağsa, dökülsem damla damla toprağıma. Bir deli nehir, bir
efendisi dediğini, sanata ve sanatçıya verdiği önemi, hürriyeti, bağımsızlığı, özgür iradeyi, sonsuz bir güvenle millete sunan Mustafa Kemal'i anlatmaya nereden başlamalıyım? Cepheden cepheye koşarken iki dili öğrendi. 4000 kitap okudu, geometri kitabı yazdı. Türk tarihinde ilk resim sergisini açtı. Dünyada baş öğretmen sıfatlı tek lider. Dil bilimci, tarihçi, antropolog, sosyolog, yazar, asker, devlet adamı, başkomutan Mustafa Kemal Atatürk. Burada konuşan Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencinak'ın yüreğimiz Atatürk ve vatan sevgisiyle attığı sürece Atatürk asla ölmeyecek dedi. 10 Kasım bizler için yalnızca bir yaz günü değil. Atatürk'ün eşsiz mirasına sahip çıkma, onun gösterdiği yolda ilerleme ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ileriye taşıma azmimizi yenilediğimiz bir gündür. Ulu önderimizi anarken yalnızca geçmişe dönük bir özlem içinde değil, geleceğe dönük ideallerini kararlılıkla yaşatmanın, yenilikçi ve ilerici düşüncelerini, bugünün ihtiyaçlarını uyarlamanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bundan 100 yıl önce, dünyada her şey kadının eseridir diyerek, kadınların güçlü, özgür ve eşit bireyler olarak toplumun yapı taşlarını oluşturmaları gerektiğine inanmış ve gerek devrimleri, gerekse verdiği mücadelelerle kadınların toplumdaki yerine olan inancını en güzel şekilde ifade etmiştir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak her sabah uyandığımda ayrı bir gurur yaşıyorum. Türk kadına her daim güvenmiş, Türk kadınını hak ettiği yere ulaştırmak adına daima sonsuz bir özveriyle çalışmış bir önderin yaşadığı topraklarda yaşamaktan, aynı idealleri ve aynı değerleri paylaşmaktan onur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları, Atatürk'ü anlamak, onun değerleri tartışılmaz emanetine sahip çıkmakla, Cumhuriyeti daha da ileriye taşımak için dürüst, cesur ve kararlı bir birey olarak çalışmakla başlar. Atatürk'ü anmak demek, onun bıraktığı izleri adım adım takip etmek demektir. Sevgili gençler, Atatürk bizlere donmuş ve kalıplaşmış kurallar, dogmatik öğretiler bırakmadı. Aksine bizi daima ilmin ve aklın ışığında yürümeye yönlendirdi. Bizleri fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olma yolunda aydınlattı. Cumhuriyetin çocukları olarak bu mirasa sahip çıkmak için bir aradayız. Bu cumhuriyet her birimizin kalbinde bir sığınak, bir umut kaynağı olmalı. Bu cennet ülkede nefes aldığımız sürece, Atatürk'ü çocuklarımızı dilimiz kuruncaya kadar anlattığımız sürece, yüreğimiz Atatürk ve vatan sevgisiyle attığı sürece Atatürk asla ölmeyecek. Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz. Yolumuzu ve vazifemizi elbette çok iyi biliyoruz. Yolumuz uzun. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz. Aramızdan ayrılışının 86. yılında onun aziz hatırasyonunda bir kez daha saygıyla ve minnetle eğiliyorum. Ruhun şad olsun atam. Çok teşekkür ederim. Programa Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Yırmak, Edirne Belediyesi Meclis Üyeleri, Şehit Aileleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Mahalli Muhtarları ve yüzlerce Edirneli katıldı. Cumhur Atatürk'ün umumi hallerinde devam et. Dün gece saat 24'te neşredilen tebliğden sonra her an artarak bugün 12. Teşrin 1938 Perşembe günü saat 9'u 5 gece büyük şehrimiz derin koma içinde terk-i hayat etmişlerdir.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet geçiren bir genç annesini, babasını, amcasını, yengesini ve dedesini bıçakladı. Anne Nilayçe hayatını kaybetti. İddialara göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet geçiren 17 yaşındaki Ayçe, mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilayçe'yi bıçakladı. Ardından babası Meyçe'yi de yaralayan Ayçe, alt kattaki amcası Geçe, yengesi Feyçe ve dedesi Ceçe'yi de bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralı anne Nilayçe hayatını kaybederken, amca Geçe Muratlı Devlet Hastanesi acil servisine, baba Meyçe, dede Ceçe ve yenge Feyçe ise civar hastanelere sevk edildi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki Ayçe adlı genç ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Tekirdağ olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerin ardından anne Nilayçe'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi. Nilayçe'nin Muratlı Hasan Orhan İlk ve Ortaokulu müdüresi olduğu öğrenildi. Cinayet ve yaralama vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencinak'ın Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencinak'ın Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Gencinak'ın dersliklerde yaptıkları etkinliklerde öğrencilere eşlik etti. Gencinak'ın daha sonra da Engelsiz Yaşam Merkezi idarecileriyle bir toplantı yaparak eğitim planları ile ilgili görüştü. Öte yandan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Doğaya katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte Başkan Gencinak'ın da öğrencilerle birlikte fidan dikti. Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri hem çevre bilincini pekiştirdi hem de doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Tekirdağlı balıkçılar Poyraz'ın dinmesiyle birlikte yeniden umutlandı. Karadeniz'den Marmara Denizi'ne akın eden palamut hem vatandaşın hem de balıkçıların yüzünü güldürdü. Marmara Denizi'nde yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren sert Poyraz nedeniyle denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar bu sabah Poyraz'ın etkisini yitirmesiyle yeniden umutlandı. Karadeniz'den gelen olumlu haberler balıkçıların sezonun bereketli geçeceğine dair beklentisini arttırdı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaşanan süreci ve son gelişmeleri değerlendirdi. Yaklaşık 3-4 gündür sert esen Poyraz'la beraber Süleymanpaşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini, ağlarını tamir ederek geçirdiler. Bugünden itibaren de hava düştü. Karadeniz'den aldığımız haberlere göre boğazdan bir palamut girdiğini söylüyorlar. Allah izin verirse bu akşamdan itibaren inşallah bizlerin de yüzleri gülecek. Poyraz'ın sona ermesiyle Tekirdağ Limanı'nda yaşanan hareketlilik, palamut sezonunun şimdiden başarılı geçeceğine işaret ediyor. Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde yeni bir işletme hizmete girdi. Edirne'nin yeni araç uygulama merkezi, araç sahiplerine çeşitli hizmetler sunacak. Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde yeni bir iş yeri hizmete girdi. Araç bakım ve onarım hizmetleri sunulacak olan işletmenin açılış törenine Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Can ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. İşletmenin açılış kurdelesini kesen Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın işletmenin Edirne için hayırlı olmasını diledi. Edirne'de yeni bir işletmenin açılışını yaptık. Ben az önce de işletme sahibimize söyledim. Çok zor ekonomik koşulları altında biz şu anda. Ama buna rağmen cesaret gösterip yepyeni iş yerlerinin açılması Edirne Belediye Başkanı olarak öncelikle beni çok mutlu ediyor. Yeni istihdam alanları, yeni iş yerleri bunlar şehrimiz için önemli kazanımlar. İnşallah yeni işletmeniz de hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlı olsun. Allah utandırmasın. Ne güzel böyle aileniz yanınızda, sizlere destek. Ben de bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
Yeni açılan araç uygulama merkezinde cam filmi, boyasız göçük onarımı, pasta cila ve detaylı temizlik gibi birçok hizmetin sunulacağını aktaran işletme sahibi Ahmet Arda ise hem şehirdeki araç sahiplerine kaliteli hizmet sunmayı hem de yeni istihdam olanakları yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Eski sanayide bir yıkama dükkanımız vardı. Şimdi bu tarafa araç uygulama merkezi açtık. Edirne'ye hizmet edeceğiz. Araç uygulama merkezinde cam filmi, boyasız göçük onarımı, ondan sonra pasta cila, detay temizliği. Öyle. Cumhuriyet Halk Partili 81 il başkanı tarafından ortak basın açıklaması yayınlandı. Açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine ve genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e inanıyoruz, güveniyoruz. Kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz denildi. Cumhuriyet Halk Partili 81 il başkanı tarafından Genel Başkan Özgür Özel'e güvenildiği belirtilerek ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde halkımızın büyük desteğiyle birinci parti oldu. Rekor kırarak 413 belediye başkanlığı kazandı. Katılımlarıyla bu sayıda artmaya devam ediyor. Türkiye haritası milli takımımızın renkleriyle kaplandı. Cumhuriyet Halk Partisi kazandı, Türkiye İttifakı kazandı. Seçim sonrasında düzenli olarak yapılan anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olma konumunu istikrarlı olarak sürdürüyor. 8 aydır birinci partiyiz. Milyonların umudu, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı. Cumhuriyet Halk Partisi varsa çare var sözü, umudu temsil ediyor. Örgütler, belediyeler ve Sayın Genel Başkanımız birlik ve beraberlik içerisinde iktidar hedefiyle çalışıyor. Türkiye ise tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi krizlerinden bir tanesini yaşıyor. Sokağın gündemi açlık sınırının altında kalan ücretler, yoksulluk, işsizlik. Göç ve sayıları her geçen gün artan göçmenler ve yarattıkları sorunlar giderek kaygı verici boyutlara ulaşmış durumda. İktidarın başarısız uygulamaları ve yetersiz tedbirleri neticesinde bebek ve çocuklarımızı koruyamıyoruz. Kadın cinayetleri durdurulamıyor. Can dostlarımızı koruyamıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, iktidarın çaresiz bıraktığı milyonların sorunlarına dönük sosyal destek çalışmalarıyla bir yandan krizin etkilerini hafifletirken, diğer yandan CHP'ye güven duyulmasını sağlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın öncü projeleri belediyeler tarafından uygulanıyor. Tam da bu günlerde adaletsiz iktidar, belediye başkanlarımıza dönük itibarsızlaştırma girişimleriyle yandaş basın ve yayın kuruluşlarına da dahil ederek bir saldırı kampanyası başlattı. Esenyurt kayyum ataması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere baskı ve tehditlerle yıldırma girişimleri hız kazandı. Yılmayacağız, en sert cevabı kararlı şekilde vereceğiz. Seçmen iradesini gasp etme girişimlerine de, kişiliklerine ve hizmetlerine dönük saldırılara da en güçlü karşı duruşu halkla birlikte göstereceğiz. Önümüzde önemli bir görev var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olma konumunu, kararsız oyları da alarak en az %51 düzeyine çıkarmak, Atatürk'ün partisinde iktidar yapmak. Bu amaç doğrultusunda üyesinden ilçe, il başkanına ve genel başkanına hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde takım ruhuyla çalışıyoruz. Bıkmadan, usanmadan 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. İktidar olana kadar toplumun her kesimiyle yan yana örgütlü mücadeleyi sürdüreceğiz. CHP demokratik bir partidir. Üyelerinin, ilçe ve il başkanının, PMMYK üyelerinin, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının görüş, öneri ve taleplerini dile getireceği parti içi platformlara sahiptir. İsteyen her üye, parti içi kanalları kullanarak tüzükle güvenceye alınmış haklarını kullanabilir. Sokağın gündemi olmayan ve iktidar yürüyüşümüze hizmet etmeyen hiçbir konuyu parti içerisinde ve sosyal medyada gündem yapmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine ve Genel Başkan Sayın Özgür Özel'e inanıyoruz, güveniyoruz. İktidar iddiası güçlenerek devam eden partimizde, kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Genel Başkanımızın yaptığı çağrıya uygun olarak ünvan ve görevi ne olursa olsun, tüm partileri halkın gerçek gündemi için mücadeleye, birlik ve beraberlik içerisinde CHP iktidarı için çalışmaya davet ediyoruz. Erken seçim artık halkın çoğunluğunun talebi olmuştur. Kaçınılamaz hale gelmiştir. AK Parti'yi en kısa sürede sandığa davet ediyoruz. İşimize bakacağız, ülkenin sıcak gündemlerine odaklanacağız ve iktidar olacağız ifadelerine yer verildi. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencinak'ın Edirne Spor'a motivasyon ziyaretinde bulunarak hem futbol hem de voleybol takımlarını yalnız bırakmadı.
Edirne Spor'un 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar Anonim Şirketi ile karşılaştığı futbol maçının devre arasında takımı ziyaret eden Başkan Gencan Akın, oyunculara başarılar dileyip sahadaki mücadeleleri için teşekkür etti. Başkan Gencan Akın, "Burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sahada sergilediğiniz özveri ve azim gerçekten takdire şayan. Her birinizin döktüğü ter hem şehrimizi hem de taraftarlarımızı gururlandırıyor. Çıkacağınız her maçta bu kentin desteğini arkanızda hissedin. Bundan sonraki maçlarınızda da aynı kararlılıkla ve inançla sahaya çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Maçı 2-1 kazanarak puanı 10'a çıkaran Edirne Spor, ligde 11. sıraya yükseldi. Ardından Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'na geçen Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 4. Grup 6. hafta karşılaşmasında Edirne Spor Kadın Voleybol Takımı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Kadın Voleybol Takımı ile oynadığı maçı izledi. Maçı Başkan Gencan Akın'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı da protokol tribününden izledi. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.